반타선 단입니다. Merhaba, İlklerim kanalınıza ve günün özetine hoş geldiniz. Bir grup yayınına o kadar ihtiyacım vardı ki banktan yine tam zamanında yayın açtım. Çok özlemişim onları bir arada görmeyi. Çusuyok Hasat Festivali'nden bahsetmiştim size daha önce. Aynı yayınlanan özel içerikteki gibi geleneksel giyinmişlerdi. Bu şekilde giyinince iyice küçülüp minnoş olmuyorlar mı sizce de? Hatta Hobi bazen Sokci'nin kendisinden daha da genç göründüğünü düşündüğünü söyledi. Namcun da Sokci'nin çocuksu bir masumiyeti olduğunu, oyun dünyasında yaşadığını söyledi. Hiç büyümesin o. Sokci'nin bir içki adlı bir YouTube kanalı açmayı düşündüğünü söyledi. Açması için ne kadar isterse yalvarmaya hazırım. Yayında konuştuklarına başka bir videoda değineceğim ama şimdi günün özetine odaklanalım, ne dersiniz? Özeti sanat adam Kim Namcun'la açmak istiyorum. Bugün Weverse üzerinden hayatta olduğunu göstermek için bu fotoğrafları paylaştı. Ayrıca Instagram'dan sanata dair şeyler. Japonya'da da boş durmamış, sergi sergi gezmiş. Paylaştığı fotoğraflardaki eserlerin sahibi Takashi Murakami. Onu öve öve bitirememiş. Namcun'un genç olmasına rağmen çok zeki ve sanat konusunda çok bilgili olması onu çok etkilemiş. Alçak gönüllü ve zeki olmasından büyülenmiş. Ve öyle ki Namcun'a hitap ederken Arem Sama diyor. Sama Japonya'da kendinden daha bilgili, daha üstün gördüğün kişilerin isimlerine eklenen bir ektir. İşte benim yavrum saçma sapan reklamlara ya da yalan dolan övgülerle gündemde tutulmaya ihtiyacı yok. O doğuştan mükemmel. Tıpkı Yungi gibi. Bir fotoğraf paylaşıyor, akıl makıl kalmıyor. Sadece bir fotoğraf. Bugün aktris ve şarkıcı Lee Jo-yun, Taeyeon ile 21 Temmuz'daki K-Soju etkinliğinden bir fotoğrafını paylaştı. O çok havalı ama çok nazik. BTS Hoboe'leri en iyisidir yazmış. Vallahi doğru, BTS en iyisi. Nasıl da tatlı tatlı poz vermiş bizim oğlan. Hobi'nin de katıldığı bir etkinlikten gün aşırı yeni fotoğraflar geliyor. Bu seferki G-Dragon paylaşımı. Nasıl şirin şirin poz vermiş güneş ışığı. Markalardan bir sürü güzel hediyeler almış. Onları da paylaştı bizimle. Şöyle şu pozlara bakıyor da insan içi yanıyor. Tam ideal erkek arkadaş tipi. Bakın Twitter'a BTS yazınca ne çıkıyor? Tatlı mor bir parmak kalp. BTS Los Angeles konseri artık Disney Plus'ta. Kaçak linklerle izlediğimiz konserin HD halini izlemek bizim fakir bünyeye fazla gelmese bari. Bir teaser yayınlandı. Sahne arkasında daha fazla Cıbıl Bank'tan göreceğiz, hazırlıklı olun. Teaser'ı Disney'in Türkiye hesabından izleyin, olur mu? Altına güzel yorumlar da bırakın. Ama önce gün hakkındaki düşüncelerinizi benimle paylaşın, sizi moruluyorum.